almış oldum tabletimin. Daha zenci şeyle taşımak için, onu korumak için deri bir kılıf yapacağım. Bunun için elimde gerçek derilerim var. İç kısmı tabi, dış kısmı mor deri olacak. Daha sonra kalıp gibi durması için şöyle ince bir mukavva tercih ettim. Tabletim burada sabit duracak. Daha sonra kaldırınca da şuralarda dik durabilecek mıknatıslı bir kapağı olacak. Tabletin ölçüleri 17'ye 25 ama daha kuruması için biraz dışarı taşırdım. 17,5'a 25,5 ölçülerinde olacak. Şurası arka kısmı, burası ön kısmını kaplayacak. Şurası tabletimin kalınlığına kadar bir boşluk bıraktım. Ondan sonra işaretledim. İşaretledikten sonra şimdi dikiş payı da bırakarak keseceğim. İki tane de keseceğim bundan. Bir tane taba renkten keseceğim. Bir tane de mor renkten aynı ölçülerde. Sonra dikip mukavvalarıma bali yardımıyla yapıştıracağım. Tutkal sürecektim fakat tutkal su bazlı olduğu için mukavvanın formunu bozabilir diye mecburen bali kullanmak zorundayım. Derimi daha önce çizdiğim ölçülerde kestim. Daha sonra bir maket bıçağının ucuyla kıyılarını tıraşlıyorum. Çünkü dikiş yaptıktan sonra katladığımızda kat izi kalmayıp düzgün bir görüntüye sahip olmak istiyorum. Tıraşlamayı şöyle iki parmağımızla gerdirip yavaş yavaş sadece dikişe gelecek yerlere başlıyorum. Bu mor olan dış yüzey olacak. Bu da iç yüzey olacak. Derinin gerçek yüzü burası fakat burası tabletime değeceği için süet çok yumuşak, zarar vermeyecek. O yüzden bunun tersini kullanacağım. Bunu da kıyılarını aynı zamanda tıraşacağım. Biraz sıkıcı, uzun sürüyor ama bunu yapmazsak düzgün bir görüntüye sahip olamayız. Şimdi kenarlarını tıraşladığımız derileri tersten birbirine dikiyoruz. Sonra şimdi kıyılarına yapıştıracağız şöyle. İkiye ayırıp. Diktikten sonra kıyılarına bali sürdüm. Bir 15-20 dakika bekledikten sonra kıyılarını şöyle ufak ufak içeriye kıvırmaya
başlıyorum. Sonra şöyle şuralarını iyice presliyoruz. Yapıştırdıktan sonra 15 dakika bekliyoruz. Kenarlarını düzgünce yapıştırdım. Ters çevirdim. Ondan sonra içine artık kalıp gibi durması için mukavvalarını koyuyorum. Profilime alıp yapıştıracağım.
yedikten sonra hazır olacak. Tablet kılıfımın son hali bu. Orada ışık yetersiz olduğu için görememiştik. Dikiş kalitesi gayet iyi oldu. Gördüğünüz gibi. Çok sağlam oldu.
yapmak isterseniz çok zor değil. Tabii ben böyle dikiş dikene kadar çok kumaş mahvettim. Ama bir süre sonra alıştım. Sonra değişik şeyler dikmeye başladım. Sonra da en son tabletime deri dikmek aklıma geldi. Ve bilmiyorum, korkuyordum ama gayet güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.